Babam. Babam geldi. Yukarı geleyim mi diyor. Saati soruyor. Tamam diyor. Abim. Gel de gel. Baba. Şşt, delirdin mi ulan sen? Ne yapıyorsun? Gel dedin ya babaanne. Elini körü işaretle gel de. Gel baba gel. Sahibiyle görüşecektim. Ama vaktim kalmadı. Aşağıdakilere yakalanmadan bir an önce geleyim dedim. Evi anlat. Asıl sen kaçan evi görecektin Canan. Yıldız'da anne. 3 oda. Büyük bir salon. Geniş. Ferah. Hem de bahçe katı. Arkadaki bahçe de bize ait. Ha. Kaçanı bırak. Bulduğun evi anlat. Ha, bulduğum evde şeyde Ortaköy'de. Uzak değil canım. Ama bak. Baştan söyleyeyim bizim eve göre biraz küçük ha. Tamam mı? Yani küçük dersem yalan olmaz. İşte 2 oda bir de böyle bir büyük bir oda salon gibi. Ama güneş görüyor. Bırak sevzekli Kerim, tuttun mu? Ne tutması anne, sadece söz kestim. Kirası 22 milyon 500 bin lira. 22 bin 500. 22 milyon 500 babaanne. Ay, sevzek her naneye maydanoz olma sen. Kerim çok değil mi? Ne çok Canan. Bu devirde bu kira ucuz bile sayılır. Söz kestim tamam yani. Yarın 135 milyonu bastırdın mı taşınıyoruz. 135 bin o ne o? Anneciğim 6 aylık peşin istiyorlar. Ya artık İstanbul'da böyle başka türlü el tutamıyorsun ki. E para? Nuri Bey. Verecek yani. E tabii. Bak bugün öğleyin telefon etti. Bizim muhasebeci Mümtaz açtı telefonu. O konuştu. Tam da bizi herife yetiştiriyor da. Yok sabah erkenden gelmiyorlarmış. Vaktinden önce işten ayrılıyorlarmış falan gibi. Benim anladığım kadarıyla Nuri Bey bunun sözünü kesti. Dedi ki buna, Kerim yarın sabah erkenden gelsin mağazaya. Onunla konuşacağım dedi. Bu ne demek? 150 milyon para cepte demek. Ha, ama yetmiyor değil mi 150? Tamam canım. 150 milyon yuvarlak hesap. Götürür parayı bastırırım. Taşınırız Ortaköy'e. Peki yarın nasıl gideceğiz baba? E, kapıdan. Aman... İşte kapaktan oğlum. Aşağıdakilere ne diyeceğiz? 3-5 eşyam var ama Kerim. Canım ne olacak? Alenen gider konuşuruz harbiden. Hepsini toplarız bir araya. Deriz ki kardeşim vaziyet böyle böyle böyle. Biz yukarıda bir müddet için kaldık deriz. E kimseye de bir zararımız olmadı kardeşim deriz. Hakkınızı helal edin deriz. En doğrusu bu galiba. Ha. İyi de kim edecek bu lafları? Ben. Ya bırakın tatavayı, ev tuttum diyorum size ya. Düşünsenize yarın gece artık kendi yatağımızda yatacağız. Kendi evimizde. Sıcak yemek yiyeceğiz. Sarhana çorbası. Köfte. Yıkanacağız. Ve yatarken de ne diyeceğiz? Kapak kapandı mı? Kapandı. Hadi oğlum hazır mısın hadi. Tamam hazırım. Kerim. Ha? Kaçta gelirsin? Öğleyin. Ya işte bilemedim 1:30-2 gibi. Sonra? Konuştuk ya Canan. Çıkıyoruz. Doğru Ortaköy'e. Eve. Yeni eve. He. Evimize. Evet. Hadi. Baba ne bu ne? Ne ne? Bu. Canım işte siz çıkın ardınızdan dökeceğim pencereden hadi. Oğlum işler sular seller gibi gitsin diye Nuri Bey'le de ev sahibiyle de hadi. Büyüm yapıyorsun babaanne. Lan tamam lan. Bırak sevdikli hadi yardım edin. Hadi çekin bırak.
anladım. Canan sen hazırsın değil mi? İşte hani hemen çıkarsak vakit kaybetmeyelim. Islak. Evet. Evet ıslak. Geldi. Nasıl? Ne? Yüzü yüzü. Buradan sadece tepesi görünüyor. Yani hiçbir şey anlayamadım. Geldim anne. Bir dakika. Anne bak. Bak sana ne getirdim. Bu ne bu? Televizyon. Siyah beyaz ama görüntüsü çok iyi ha. Bak. Boynuz anteni bile var. Nasıl? Kerim. Şimdi anne bak. Anne bak ben şimdi buna çatıya bir anten daha yaparım. Belki o zaman renkli bile gösterir ha. Kerim. Ya, ya anlattım Elif'e. Vallahi anlattım. Ulan Kerim dedi. Al şu televizyonu eve götür. Çoluk çocuk orada oyalanırsınız. Hiç olmazsa taban arasında canınız sıkılmaz dedi. Para dedim. 150 milyoncuk. Sırıttı it oğlu it. Senin maaşın haciz değilmiş Kerim Efendi dedi. Haciz bir bitsin düşünürüz dedi. İşte yani. Sen çık yukarı. Çek şu merdiveni. Kapa kapa. Ne yapıyorsun anne? Eve çeki düzen veriyorum kızım. Evimizi yerleştiriyorum.